Aksaray'ın ekranı, Aksaray Belediye TV'ye hepiniz hoş geldiniz. AKMEK kurslarımızı online olarak siz değerli izleyicilerimize sunmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğum AKMEK Porselen Boyama Kursu eğitmenimiz Melahat Dilber Hanımefendi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizden biraz bahseder misiniz? Tabii ki. 1969 Fethiye doğumluyum. Aksaray'a da 2008'de geldim. 2008'de geldiğim zaman halk eğitimin açtığı porselen boyama kursuna katıldım. 200 sene böyle devam etti. AKMEK kursları resmi açıldıktan sonra belediyenin açmış olduğu AKMEK kurslarına katıldım. Ve 2014 yılında da eğitmen olarak devam ettim. Göreve başladık. Göreve başladık, evet. Peki hocam, porselen boyama kursunun içeriği nedir? Biz porselen boyama yaparken hangi malzemeleri kullanıyoruz? Seyircilerimize gösterebilir miyiz? Evet, tabii ki. Porselen boyamanın içeriği, tesip desenleri, hat desenleri, ahşap boyama teknikleri, bu tür minyatürler, bu tür teknikleri kullanıyoruz. Ama bizimki kesinlikle hat ve tesip değil, porselen boyama, sırüstü çalışmaları, çini sıraltı diye geçer. Bizim kurslarımızın, porselen boyamanın kursu da sırüstü olarak geçer. Mesela şu bizim kullandığımız malzeme fayans, normal mutfaklarda, yer taşlarında kullanılan fayanslar. Evet, ve cam objelere, tabaklara, kupa bardaklara, ahşap ürünlere boyama yapabiliyoruz. Pişen her türlü malzeme boyanabilir. Ve peki, hocam peki bunu atölyelerdeki fırınlarda mı fırınlama yapmamız gerekiyor? Yoksa evlerdeki fırınlarımızda da yapabiliyor muyuz? Evet. Evdeki fırınlarda da olabilir, 150 derecede 45-50 dakika pişiriyoruz ve mutfakta da kullanılabilir. Bulaşık makinesinde yıkanabilir, hiçbir şekilde bir şey olmaz. Evet hocam. Peki isterseniz seyircilerimize başlayalım, evet, göstermeye, uygulamaya. Şimdi ilk adımda biz kağıt bantla desenimizi çizdiğimiz şu aydınger dediğimiz kağıda desenimizi çıkardım. Ve bunu fayansıma yerleştirdim. Bunu yerleştirdikten sonra bunun her iki tarafı da çizilmiş durumda. Gördüğünüz gibi. Çizilmiş desenimi kurşun kalemi geçtikten sonra ilk başta tükenmez kalemle üzerinden geçiyorum. Altı da çizildiği için desen alta geçiyor. Bu şekilde gördüğüm yeri ilk çiziyorum. İlk aşamamız bu. Evet. Bu bittikten sonra bizim kopya kağıdımız var. Eğer hanımlar bu şekilde çalışmak istemezlerse bu biraz zor bir teknik ve oyalayıcı. Kopya kağıtlarıyla çalışıyoruz. Kopya kağıdının altına koyduğumuz zaman şu deseni arkadan çizmeden direkt bununla çıkarabiliyoruz. Yani bununla bir kere daha eksik çizmiş oluyoruz. Bunu yine üzerinden geçtiğimiz zaman alta çıkıyor. Zamandan kazanmış oluyoruz. Aynen, zamandan tasarruf yapmış oluyoruz. Şimdi bunu kaldırıyorum. Aydınger kağıdımı kaldırdıktan sonra eksik desenim var mı kontrol ediyorum. Kontroldan sonra kalemle, asetat kalemimle kontür geçiyorum. Kontürleme bittikten sonra eğer tablomda tampon yapacaksam tampon işlemi yapılıyor. Tampon da şöyle göstereyim, bardağımızda var örnek. Şu tampon kenarlardaki işte. Bizim tampon, evet, süngerle yapılıyor. Tampondan sonra, evet, çizgi film karakterleri. Tampondan sonra boyamaya geçiyoruz. Boyamada da bizim özellikle kullanacağımız renklerin açık olması gerekiyor. O yüzden açık renkler, açık pembe, açık mavi, açık mor. Bunları elde etmek için çok tercih edilmiyor. Çok tercih edilmiyor ilk boyamada, zemin boyasında. Ben şimdi bir renk hazırlayayım. Ve ilk aşamada nasıl boyamamız gerektiğini gösterelim. Peki hocam, ne kadar sürede öğrenebiliriz? Kursa gelen, evet, kursiyerleriniz ne kadar zamanlarını ayırıyorlar porselen boyamayı öğrenebilmek, evet, için? Porselen boyamada en az iki dönem gelmeleri gerekiyor en az. İki dönem. Evet, çünkü çizim aşaması bayağı bir zorlu. Peki renk isteyen herkes öğrenebiliyor mu hocam? İsteyen herkes öğrenebilir. Bizim her yaş grubundan öğrencilerimiz var. Ne güzel. Aynen, onlar da zevkle geliyorlar. Bir de porselen boyamada şöyle bir alternatif var. Yani şöyle diyeyim. Gelen kursiyerler
çok zevkli olduğu için bırakmak istemiyorlar. Benim çok uzun yıllar devam eden öğrencilerim var. Bırakamıyorlar. Bırakamıyorlar. Fırçanın sihri işte bu. Ne güzelmiş. Fırçanın ve boyanın hocam. Sihri. Aynen. Ben şimdi bir renk oluşturdum. İlk boyama işlemimizi yapıyoruz. Aynen. Şimdi ben bir lale boyayayım. Bu lalenin tonlamasını da sonra göstereceğim. Önce bir zemin boyayalım. Bizim boyamız su bazlı olduğu için mutlaka su koymamız gerekiyor rahat boyanması için. Her yerde kolaylıkla temin edebilecek boyalar değil mi bunlar? Aslında her yerde olmayan bir boya, ithal geldiği için her yerde yok. Biz onu özellikle sipariş verip getirtiyoruz. Evet, ilk boyama böyle işlemlerimizi yayarak, yapıyoruz. Evet, boyamı bol bol koydum ve yaydırarak boyuyorum. Zemin boyası çünkü bu. Evet, zemin boyası ve açık ton olması gerekiyor. Tonlama yapacağız çünkü. Evet hocam. Böyle dolu dolu boyadıktan sonra arkadaşlar. Kaç tane kursiyeriniz var? Talepler nasıl? Şu anda 50 tane kursiyerim var, aşağı yukarı 50 diyelim. Onlar da kursa başladıkları zaman işte yapabilir miyiz falan diye soruyorlar. Yapamayacaklar gibi geliyor onlara çünkü çizim ve boya olduğu için zor geliyor. Ama başladıktan sonra bırakamıyorlar, çok beğeniyorlar, çok seviyorlar. Şimdi ben burada zemin boyadım. Burada bir tane hazırlamıştım. Bunda da bir tonlama yapalım. Tonlamamız da açık renklerin pembe mesela değil mi? Onun koyu rengini hazırlıyorum. Bunun içinde kırmızıyla siyahı karıştırdım. Şimdi bir tonlama yapalım. Öğrencilerin en çok zorlandığı şey tonlama. Kalemle çizer gibi değil de hafif böyle kuş kanadı dokunuşuyla öyle diyelim. Nazikçe. Nazikçe tonlama yapıyorum. Bütün her yerini tonlamıyorum. Bu benim birinci tonum. Genelde 2-3 ton yapmamız gerekiyor ki derinlemesine bir çalışma olsun. Derinlik kazansın. Evet hocam. Yine şöyle bütün hepsini, bütün yaprakları yaptıktan sonra ben buna bir kere daha siyah koyacağım. Bir kere daha koyulaştırıp bitireceksiniz. Tekrar bir tonlama daha yapacağım. Kenarından kontür geçiyorum. Evet. Kontürden sonra bir kere daha tonlama yapacağız. Yani toplamda zemine kaç tane tonlama uyguluyoruz? 3 tane, 4 tane tonlama yapabilirsiniz. Bu bizim ya isteğimize bu size mi bağlı? Evet. Evet. Bazıları 2 tane yapar, bazıları 3 tane yapar. Ben ne kadar çok tonlama yapılırsa o kadar güzel olacağı tarafındayım. Evet hocam, gerçekten çok güzel görünüyor şimdiden. Evet. Yani bütün tonlamalar kat kat çoğaltarak gidebilirsiniz koyulaştırarak. Bu çok daha derinlik kazandırır laleye. Evet. Yaptığımız çiçeğe neyse. Evet. Lalemiz bitmek üzere. Şimdi tonlamalarımız bittikten sonra diğer işlem nedir? Diğer işlemimize geçelim, onu da gösterelim. Ben yine bir tane daha bir aynı şekilde çalışma hazırladım. Burada da simleme yapacağız. Şimdi biz bunu boyadıktan sonra, evet, bu objeyi 150 derecede pişiriyorum. Boyadıktan sonra bir gün bekliyor. Bir gün bekledikten sonra simleme yapacağız. Simlememizde de 44 yaldızımız var bizim. Simleme dediğimiz bir teknik. Evet, o da bir teknik. Biraz yine boya aldım. Bunu yine sulandırıyorum. Şöyle biraz su koyalım. Boyamız sert olursa fırçaya gelmez ve çizgi çekemeyiz. Şu suyla açacağız boyamızı. Suyla açacağız ve şimdi simlenecek bölgeyi ayarlıyorum. Ben burada dalını sim yapmak istiyorum yaprağımın. Kendi zevkimize göre. Kendi zevkimize göre de yani belli oluyor zaten yapılacak yerler. Şöyle bu kadar bir mesafeyi boyadıktan sonra simimi atacağım. Çok hoş. Simimi attım. Böyle 5 dakika bekleyecek. Bu 5 dakikayı yine devam ederek bekleyeceğiz tabii ki.
zamandan tasarruf. Devam ediyorum diğerlerine. Boyamızın son aşamalarından değil mi? Son aşamalarından aynen. Yine attım. Bu şekilde bekliyorum. Şu kenarda da böyle bir bölüm var. Burayı da simle kapatacağım. Bu ışıltı fayansımıza çok güzel bir görüntü verecek. Simlendiği zaman albenisi daha yüksek oluyor. Bazı öğrencilerimiz simi pek sevmiyorlar. O yüzden onlara da yine bir alternatif boyamız var. Onu da göstereyim. O nedir? Bu da toz yaldızımız. Bunu da yine 44 yaldızla karıştırdığımız zaman biz palet yerine bu tür şeyleri kullanıyoruz. Biraz da geri dönüşüm yapıyoruz. Ne güzel hocam. İlaç kutuları, mavi kapaklar. Bu da bu şekilde. Sim kullanmak istemeyen. Aynen. Sim kullanmak istemeyen bu şekilde toz yaldızla altınımsı bir görüntü elde ediliyor. Bunu kullanıyorlar. Bunu da göstereyim. Bunun içine yine birazcık sim koyup tekrar küçük bir ışıltı yaratabilirler. Siz hangisini tercih ediyorsunuz genelde? Ben bu tür şeylerde simi tercih ediyorum. Aynen. Daha gösterişli ve güzel olduğunu düşünüyorsunuz. Daha gösterişli. Ama sevmeyenler için tabii ki. Erkek öğrencilerimiz de var bizim. Onlar simi sevmiyorlar mesela. Onlara toz yaldız kullandırıyoruz. Talepler çok değil mi porselen boyama kursuna? Evet, akşam kursumuz da var bizim. Akşam kursunda da öğrencilerimiz 24 kişi falan var şu anda. Gayet iyi gidiyor akşam kursumuzda. Şimdi ben bunda simlemeyi yaptıktan sonra bir 5 dakika bekleyeceğiz. Simimizi süpüreceğiz. Simimizi süpürmek için gerekli olan bir fırça mı ihtiyacı Evet, şöyle var? Bir fırçamız gerekli. Bu fırçayla şurası kurumuştur artık. Burayı alalım. Simimizi süpürüp bir yerde toparlayacağız. Ve bunu toparlamak için ben pratik olsun diye çay kaşığı kullanıyorsunuz. Çay kaşığı kullanıyorum. Şuradan alacağız. Tekrar geri koyuyoruz. Bunu atmıyoruz. Tekrar kullanacağız. İsraf etmiyoruz. Aynen, israf etmiyoruz. Boyamamız, simimiz bittikten sonra bu porselenimizi bir gün bekleyecek. Sabitlenmesi için bir gün beklemesi gerekiyor. Evet. Ondan sonra pişireceğiz, kullanım hazır olacak. Çok güzel. Çerçeve verebiliriz. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Evet. Melahat hocamız bugün bize porselen boyama kursu hakkında bilgiler verdi. Nasıl yapabileceğini anlattı, tekniklerini gösterdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Elinize, emeğinize sağlık hocam. Teşekkürler. Bizler başka branşları anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz. Yine görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, bizimle kalın.